Osmanlı benim nazarımda dünyadaki en güzel füzyon mutfaklarından bir tanesi. Ve bunun çok güzel göstergelerinden bir tanesi olan tarifte hünkâr beğendi. Neden Refika derseniz, hünkâr beğendi eskiden böyle patlıcan üzerine tas kebabıyla yapılırken Fransız etkisi bütün Osmanlı'ya yayılınca tabii ki mutfağa da giriyor. Beşamel sos, Fransızların en çok övündüğü sos, bu sefer beğendin içine giriyor. Üstüne birazcık da kaşar eklendi mi başka bir lezzet ortaya çıkıyor. Şimdi ben de bu beğendiği bir kez yapmak istiyorum ve bu mantıkla aslında siz ister patlıcanla, ister karnabaharla, isterseniz başka böyle güzel hani yoğunlaşabilecek bir sebzeyle yapabilirsiniz. Önce bir parça süt var. Onu kaynatmadan ılıtmak gerekiyor. Yaklaşık bir bardak, bir bardaktan belki biraz fazla da olabilir, 400 mililitre yakın sütü kısık ateşe koyuyorum. Onun yanında böyle bir parça o sütün ağır kokusunu almak için bir parça soğan, bir tane de defne yaprağı ekliyorum. O burada çok kaynamadan ılınacak. Yan tarafta da 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 azcık eritiyorum. Ocağımın altını kısıyorum ki tereyağı biliyorsunuz çok kolay böyle kahverengileşir. O yanmasını şimdilik istemiyorum. Sonra içine 2 çorba kaşığı un ekliyorum. Bu karışımı bir parça kahverengileştireceğim. Çünkü bunun bu güzel köz kokusu iyice patlıcana da geçsin istiyorum. Arada hafif böyle tencereye spatulanın tersiyle unu sürüyorum ki daha da böyle o ısısından nasibini alsın. Bu arada dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Bakır da yapıyorum. Bakır buna apayrı bir tat katıyor. Sosun böyle rengi önce altın rengi oluyor. Sonra hafif böyle beje kayıyor. Sonra hafif hafif kahverengileşmeye başladığında ocağınızın altını kapatın ki bir anda yanmasın. Sosun bazı hazır. Öbür tarafta da patlıcanlarım var. Benim daha evvelden közleyip vakit kazanmak için soyduğum. Şimdi patlıcan olarak isterseniz bostan patlıcanı kullanabilirsiniz. İsterseniz de kemer patlıcanı. Ama burada dikkat edeceğiniz birkaç tane unsur var. Patlıcanı közlerken fırında değil, çünkü fırında epeyce sulanıyor. Ocakta veya kömür ateşinde yapmakta fayda var. Yaparken 3-4 yerinden çizik atarsanız o fazla suyunu bırakacaktır. Ondan sonra rahat soyabilmek için de o sıcakken üstünü streçleyip ondan sonra soyması çok daha kolay oluyor. Neden köz veya ocakta diyorum? Çünkü patlıcanlar diğer türlü fazlaca sulanıyor. Eğer ocağım çok kirlenir diyorsanız da bir diğer yapabileceğiniz şey de ocağın üstüne bir tane tencere koyabilirsiniz. Ve o tencerenin üzerinde aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi burada soyarken diyebilirsiniz ki hani şu an benim ellerimde bir parça oldu. Refika, ellerimiz kirlenecek. Onun için de ben suyun altında soyuyorum. Böyle yapan çok kimse var ki bir parça da hatta patlıcanın kararmasını engellemek için yapıyorlar. Bu doğru bir işlem değil. Özellikle patlıcan ılıkken bunu yaptığınızda o akan suyun içine hem suyu çekiyor hem de o güzel tadı gitmiş oluyor patlıcanın. Zaten istiyoruz ki birazcık o köz tadı kalsın. Bir de aklınızda olsun, patlıcanın ortasını yarın ve bakın eğer çekirdeği varsa onlar acılaştırır. O yüzden çekirdekli kısımlarını koymayın. Şimdi bütün patlıcanlarımı kesme tahtamın üzerine alıyorum. Ve bıçakla üstünden geçiyorum. Ve böyle küçük küçük doğruyorum. Gerekirse ikinci bıçağınızı da alıp tersten tekrar üstünden geçebilirsiniz. Bu şekilde küçük parçalar ayrılıyor. Ocağımın altını tekrar yakıyorum. İstiyorum ki önceden bu güzel şu an
neredeyse karamel gibi kokan bu tereyağlı unuma patlıcanlarımı karıştıracağım. Kimi tarifte önce beşamel sosu yapıp yapıyorlar ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Ki böyle o unun o köz kokusuyla patlıcanın köz kokusu birbirine güzelce geçsinler. Sonra tencerede karıştırıyorum. Sonra da sütümün içinden soğanı ve defne yaprağını ayırıp yavaş yavaş içine döküyorum. Böylelikle nefis bir beğendi aslında hazır olmuş oluyor. İsterseniz bunun üzerinde güzel bir tas kebabı, isterseniz sucuk, pastırma, sizin hayal gücünüze kalmış koyup yiyebilirsiniz. En son olarak tuz, arzu ederseniz de bir parça karabiber eklediniz mi yemede yanında yatılacak.